dolaylı olarak %72 vergi alınan, dolaysız olarak direğinden bazılarına verilen bir vergi düzeninde olan ülkeyiz. Vatandaşın sırtına öyle bir vergi yükü yükledik ki ben de düşündüm, acaba dedim, çalışmayan, yani çok özür dilerim, çalışmayan demeyeyim, gerek olmayan ya da milletin kendi işini döndürdüğü bakanlıkların bütçelerini vergiden düşersek acaba bu yük azalır mı? Mesela Milli Eğitim Bakanlığı. Zaten müfredat berbat. Çocuklar elementleri Gora filminden, Osmanlı'yı Hürrem Sultan dizisinden, Türk tarihini Diriliş dizisinden öğrenirlerse sıkıntı yok. Atanamayan öğretmenler zaten sıkıntı yok. Hepsi iş buldu. Taşeron oldu, simitçi oldu. Onlar işini halletti. E baktığınızda zaten teknik olarak Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir yetkisi yok ki. Akşamdan sabaha TEOG falan değişebiliyor. Yani Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesini vergiden düşersek bence bir miktar işe yarar. Ya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bakalım. Kadına şiddet %1460. Fuhuş %790. E zaten kadın istihdamı düşmüş. E kadın programları var, sağlığı, yemeği falan oradan öğrenirler. E evlenme programları var. Zaten boşanmak kolay. Bir SMS attın mı bitti. E ne gerek var o zaman bu bakanlığa bütçe ayırıyoruz? Bence bunu da vergiden düşelim ki milletin biraz daha yükü azalsın. E tabii bu kadar değil. Gelelim Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na. Saman, buğday, meyve, pamuk zaten ithal. Şimdi samanı ithal edip bunu yedirecek hayvanımız olmadığı için onlar da elimizde kalıyor. Et de ithal. Ama bence bütçesini düşmeyelim. Vergide kalsın. Niye biliyor musunuz? Adını değiştirelim. Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı yerine İthalat Bakanlığı. Sanki daha iyi oldu. Mesela devam edeyim. Çevre ve Şehircilik Bakanı. Çevre dediğiniz 3-5 ağaç, bir göl. Zaten ağaçları kesiyorsunuz. E gölleri doldurdunuz, çoktan beton oldu. Şehirciliğe hiç takılmayın. Bütün yetkilerini rantsal dönüşümden belediyeye devrederiz. Belediyeye devrettik ya, kolay. Canımız istemediğini kayyum atarız. E beğenmediğimizi de istifa ettiririz. Ne gerek var? Bence Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın bütçesini de vergiden düşelim ki insanlar rahat etsin. Hele gelelim şimdi hiç lüzumsuz bir bakanlığa. Adalet Bakanlığı. Konuşanı, düşeni, yazanı, bunların hepsini zaten otomatik olarak hapse atıyoruz. Mahkemeye falan ne gerek, hakime, savcıya? Boşuna bütçe harcıyoruz. E zaten adalet yok. Mübaşirler kalır. Gerisini vergiden düşeriz. E olmayan adaletin bakanlığına bütçe ne gerek? Ekonomi Bakanlığı bence zaten komple kalksın. Film gibi. Mesela yumurta enflasyonu %43, kuru soğan %32, et %62, bakanlığın enflasyonu %12. Açlık sınırı, işsizlik, aman hep rakam rakam, ne sıkıcı, büyüme %12. Ararız direkt TÜİK başkanını, onun da başkanı atanmadı ama sıkıntı yok, hallederiz. Ararız başkanı, sıralar rakamları, niye böyle bir bütçeye gerek var? Bence Ekonomi Bakanlığı'nın bütçesini de vergiden düşelim de insanlar biraz daha nefes alsın. E bir de Çalışma Bakanlığı var. Adına bak, adına. Çalışma. E zaten baktığı konuya bak. Taşeron, SGK, yoksulluk sınırı olmuş askeri ücretin yarısı, açlık sınırını zaten söylemiyorum. Bence çalışmamaya devam ettiği için otomatik olarak onun da bütçesini vergiden düşelim diyorum. Sağlık Bakanlığı'na el değdirmem. O ayrı. Orada biraz sıkıntılar var. İşte randevu alamıyorsun. Randevu alsan bu sefer doktoru bulamıyorsun. Doktoru bulsan dayak yiyorsun, dayak atıyorsun falan filan. Oralar karışık ama 13 ilde biliyorum söz verdiniz, bütçesi kalsın. E şehir hastanesi yapıp insanları hasta edip, hasta edemezseniz de parasını ödeyeceksiniz. O yüzden ona lafım yok. Aslında bu vergileri azaltmak bu ülkede mümkün değil. Neden mi? Mesela elmasta, pırlantada, altında vergi yok. Serbest. Kefende var.
Lütfen ölenler pırlantaya sarılsın. Kefende %18 KDV var. Ekmekte var mesela. Gazozda var mesela. Suda var mesela. O yüzden bu bütçe, bu vergi düzeni iki kişiye yarar. Zamanın birinde padişah tek bir kıyafet dolaşmaya çıkmış. Kahvenin birinde bir adam görmüş. Önünde börekler, çörekler, yanına yaklaşmış. Ya arkadaş, sen iyi kazanıyorsun galiba. Evet demiş, çok iyi kazanıyorum. Padişahım sağ olsun. Allah Allah demiş. Peki demiş, padişah vergileri daha arttırır. Asgari ücreti iyice aşağı çıkarsa kaç kazanırsın? Of demiş, 5 kazanırım. Ya demiş, nasıl olur? Peki vergileri biraz daha arttırır, enflasyonu yükseltir, kemerleri sıkarsa o zaman demiş 10 kazanırım. Biraz zındık demiş, sen benimle eğleniyor musun? Ne iş yapıyorsun sen demiş. Efendim demiş, ben mezarcıyım. İşte bu vergiler, bu bütçe anca mezarcıya ya da padişaha yarar.